Basın sonunda haber almış. İsterseniz arka taraftan çıkalım Çınar Bey. Gerek yok. Bırakalım işlerini yapsınlar. Zümrüt'ün layığını bulduğunu görsün herkes. Haklısınız. Çınar Bey, bir açıklama yapmayacak mısınız? Çınar Bey, başınız sağ olsun. Bu skandala ne diyeceksiniz? Eski kayınvalidenizin cinayet işlediği artık kesinleşti. Adalet yerini buldu. Zümrüt Taşkıran artık kimseye zarar veremeyecek arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar, sağ olun. Zümrüt Taşkıran çıkıyor, koş! Zümrüt Hanım, cinayet işlemekten ağır ceza almışsınız. Suçu kabul ediyor musunuz? Ben bir şey yapmadım. Suçunuzu kabul ediyor musunuz? Binalar yaşıyorsa neden öldürdünüz? Bir şey yapmadım diyorum size, anlamıyor musunuz? Zümrüt Hanım, bir açıklama yapmayacak mısınız? Bunların hepsi birer iftira. Ben masumum. Hepsi Çınar Ilgaz'ın oyunu. Yakında göreceksiniz. Zümrüt Hanım, bir şey söylemeyecek misiniz? Bana bak Çınar Ilgaz. Ben asla kaybetmem. Zümrüt Hanım, yürüdüğünüzü neden gizlediniz? Bugünü asla unutma Çınar Ilgaz. Göreceksin. Çınar Bey, Zümrüt Hanım ne demek istedi? Aranızdaki husumet nedir? Arkadaşlar yeter. Babam arıyor. Merak etti tabii. Baba. Kazandık. Evladım. Hemen hastaneye gelmen lazım. Ne oldu baba? Toprağa bir şey mi oldu yoksa? Sultan Hanım vuruldu Çınar. Toprağın durumu da iyi değil. Çınar Bey, iyi misiniz? Hangi hastane? Hemen geliyorum, hemen. Hastaneye gidiyoruz. Sultan Hanım'ı vurmuşlar. Durumları nasıl? Sultan Hanım ameliyat almıyor. Durumu kritik. Toprak Hanım ve bebeği için de iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Bekleyip göreceğiz. Doktor Bey, kurtarın onları. Ne olur bir şeyler yapın. Hasta ameliyat hazır Doktor Bey. Elimizden geleni yapacağız. Yolu açık Zümrüt Hanım. Hemen başvuracağım. Ne yapacaksan yap. Kurtar beni buradan. Çıkarmıyorum sana. Diğer olay için de polisin elinde ne var onu öğrenmeye çalışıyorum. Eğer adamımızın görüntüsü ellerinde yoksa Toprak Ilgaz'ın işini de hemen bitireceğim. Bitir. Yoksa ben seni bitireceğim Hasan. Haberin olsun. Gözünün yaşına bile bakmam bir aksilik çıkarsa. Korumalar nasıl görmemiş? Nasıl izin vermişler? Adam evin içine kadar nasıl girmiş ya? Hepsinin hesabını soracağım Çınar Bey. Ben de anlamadım. İfadeler tamamlanmış Çınar Bey. Bir adam getirmiş pastayı. Eşiniz de içeri almış. Adamlarınız da bu yüzden şüphelenmiş. Peki buldunuz mu adamı? Henüz değil ama soruşturma devam ediyor. Peki. Teyzemi göreceğim ben. Durun Toprak Hanım, kalkmayın. Ne olur söyleyin. Teyzem iyi değil mi? Tamam. Öğrenir öğrenmez size haber vereceğim. Şimdi de doktorunuza uyandığınızı bildirip hemen geliyorum. Hastayı fazla yormayın. Şükürler olsun iyisin Toprak. Şükürler olsun. Çınar teyzem nasıl? Yaşıyor değil mi? Merak etme. Ameliyat aldılar, yaşayacak. Ne olur ona bir şey olmasın Çınar, ne olur. Merak etme, hiçbir şey olmayacak. Ama senin de kendine dikkat etmen lazım, sakin olman lazım. Bak, bebeğimize iyi bakman lazım Toprak. Bebeğim. Yapma, ne olur. Çınar çok kötüydü, çok. Adam geldi, pastayı getirdi sonra. Tam giderken ben teyzemin yanına gidiyordum. Bana seslendi, arkamı döndüm. Tamam. Geçti hepsi. Tamam Toprak, geçti hepsi. Arkamı döndüm. Zümrüt Hanım'ın size selamı var dedi. Ateş etti. Tamam, ağlama ne olur. Teyzem beni itti. İtmeseydi adam beni vuracaktı. Çınar.
Teyzem. Teyzem hayatımı kurtar. Ona bir şey olmasın, ne olur. Ne olur. Ona bir şey olursa ben yaşayamam. Teyze. 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 Kızım ne yapıyorsun? Necip Bey, beni teyzeme götürün lütfen. Kızım, teyzen hala yoğun bakımda. Bak sen de iyi değilsin. Sabaha bekleyelim. Necip Bey, teyzemi görmem lazım. Bana ihtiyacı var, ne olur götürün beni. Peki kızım, gel. Derhal 2 ünite kan hazır olsun. Teyze! Teyzem mi o? Dur kızım, bir soralım bakalım. Nereye götürüyorlar teyzemi? Acil ameliyat alınması gerekiyor, emboli atmış. Allah'ım olamaz. Teyze! Hayır. Dur, dur. Yapacak bir şey yok kızım, ameliyat alıyorlarmış. Ne olur bir şey olmasın teyzeme, ne olur. Gel Toprak, Allah'tan ümit kesilmez. Teyze! Recep abi, izinledin miydin bugün? Ha öyle. Bir şey unutmuşum da çıkacağım şimdi. Patron mutfakta, bir görün istersen. Seni sordu Gündüz. Boş ver şimdi. Sen de gördüğünü söyleme ona. Aa Recep. Şansa bak, iyi oldu seni gördüğüm. Şu mutfağa 2 dakika baksana. Ocak meme mi ne yapmış? Delirttiler sabah beri. Tamam abi, bakayım şimdi. Mutfakta kişi Selim. Patrona söylersin. Selim hadi herif. Değil mi teyzem? Bir şey olmadı. Ne olur. Kurtuldu değil lütfen. Çok üzgün.
Başınız sağ olsun. Hayır, hayır. Hayır teyzem, iyi bir şey olmadı ona. Hayır. Allah'ın takdirine isyan edilmez kızım. Mekanı cennet olsun. Hayır. Hayır teyzem. Hayır teyzem. Teyze, teyze. Teyze. Kızım. Teyze, bırakma beni. Hayır, yalnız bırakma beni lütfen. Lütfen. Teyzeciğim. Merhaba Engin Bey. Sizi gördüğüme çok sevindim. Ne yalan söyleyeyim, kırılmaya başlamıştım. İnsan içeride dostlarından ilgi bekliyor. Ben senin dostun falan değilim. Ne söyleyeceksen söyle gideceğim. Aa, aşk olsun. Çok kabasınız. Oysa ben size hep yardım etmek istedim. İyi peki, tamam. Direkt konuya giriyorum o zaman. Senden son bir ricam var. Neymiş o? Toprağı da al. Kaybol buralardan. Ben sana yardım edeceğim. Böyle bir şeyi asla yapmayacağım. Unut. Şimdi bırakıp giderseniz toprak da çınar da sizin bu umutsuz aşkınızı öğrenirler ama. Umurumda bile değil. Seni çok cesur gördüm. Sen çınarı çok iyi tanımıyorsun. Eğer toprağa olan aşkını öğrenirse seni gebertir. Üstelik düşük tehlikesinin asıl sebebinin kullandığı yüksek dozdaki antidepresanlar olduğunu öğrenince de çok fena olur senin için. Bunu göze alabiliyor musun? İstediğin tehdidi savur bana. Gerçekten umurumda bile değil. Yeterince hata yaptım ben. Önce karımı kaybettim. Sonra benim olmayacağını bile bile toprağın peşinden koştum. Ona zarar verdim. Eğer bununla ilgili bir bedel ödenecekse ben bu bedeli ödemeye hazırım. Ne Çınar'la yüzleşmekten korkarım ne de ölümden. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Bana iyi bakın Zümrüt Hanım. Gözlerime iyi bakın. Orada bitik bir adam göreceksin. Tanıdık mı geldi? Tıpkı siz de benim gibi bittiniz. Kaybettiniz. Artık kabul edin. Asla. Aramızdaki fark bu. Ben yolun sonuna geldiğimi düşünüyorum. Ama siz hala inkar ediyorsunuz. Hatalarım yüzünden annemi, babamı, bütün sevdiklerimi kaybettim. En başında neydi biliyor musunuz? Hiçbirinin günahı hatası yoktu. Ben kendi ellerimle bütün güzellikleri yitirdim. Ama vicdanımı değil. Şeytana uydum. Onun bana sunduğu süslü hayatın peşinden koştum. Ama bu hayallerin peşinden koşarken yakıp yıktıklarımın farkına bile varmadım. Ay yeter. Sizin hayat hikayenizi dinlemek için çağırmadım buraya. Siz çağırdınız diye gelmedim buraya, merak etmeyin. Kendim istedim. Tekrar şeytana uymayacağımı, sizin bana söylediklerinizi yapmayacağımı söylemek için geldim. Ve bence siz de artık bu savaşı bırakın. Asla. Siz bilirsiniz. Ama şunu bilin. Kötüler her zaman kaybetmeye mahkumdur. Şu halinize bir bakın. Kaybettiniz. Sersen! Kaybetmeyeceğim. Asla. Thank you.
Yalan söylüyor. İnanın yalan söylüyor. Adamı 3 kez sorguladık Çınar Bey. Ağzından kelam çıkmıyor. Bakın, kızı için anlaşma yaptığını söylediğimde suratı değişti adamın. Belli ki yalan söylüyor, belli ki korkuyor. Recep İleri'nin bank hesapları evi sürekli gözetim altında. Karısı hatta kızının doktoruyla bile görüşüldü. Adamın cebine 5 kuruş para girmemiş. Diyelim ki parayı nakit aldı. Kızını tedavi ettirmek için neden beklesin? Üzgünüm, dosya emniyet açısından kapandı. Yapmayın. Lütfen biraz daha etraflıca araştırın. Çınar Bey, biz kafamıza göre sorgulama yapamayız. Yönetmelikler, yasalar var. Neyse ki katil yakalandı. Cezasını da çekecek. Peki gerçek katilin cezası ne olacak? Üzgünüm. Elimizdekilerle yapabileceğimiz bu kadar. Bugün ziyaretçin de pek çok Zümrüt Hanım. İşine bak. Beni de üzme. Olur mu? Gelen avukatın değil, bilgin olsun. Kimmiş? Yılan gibi hayatımıza girmeseydin, Yeşim şu anda yaşıyor olacaktı. Asıl katil sensin. Hala aynı şeyleri söylediğine inanamıyorum. Ben Yeşim'e hiçbir şey yapmadım. Yeşim kendi yolunu kendi seçti. Sen de ona yardım ettin. Onu Çınar'a ittin. Onu bile bile ölüme sen ittin. Yeşim asıl senin yüzünden öldü. Hayır! Ben her şeyi çocuklarım için yaptım. Senin gibi bir şeytandan korumak için. Ne biçim insansın sen? Hala nefretini kusuyorsun. Gencecik bir kadın karnında bebeğiyle senin yüzünden öldü. Teyzem daha acısını yaşayamadan toprağa karıştı. Geceleri rahat rahat uyuyabiliyor musun? Aynaya baktığın zaman hala utanmıyor musun kendinden? Nefret etmiyor musun ha? Ben sadece senden nefret ediyorum Toprak. Senin o masum suratının arkasındaki şeytandan. Nefretin seni bu hale getirdi. Kalbindeki karanlık, insanlıktan yoksunluğun hepimizi mahvetti. Değdin mi peki? Yeşimi geri getirebildin mi? Sakın bir daha kızımın adını ağzına alma. Ben yaşadığım sürece gün yüzü görmeyeceksin. Daha büyük acılar yaşayacaksın. Daha hak yeri bulmadı. Sen artık bana hiçbir şey yapamazsın. Ben yalnız değilim çünkü. Çocuklarım var. Sana anneanne demekten bile utanacak olan Çınarberk ve Lale var. Ailem var. Necip Bey var. Peki senin kimin kaldı? Onlar benim torunlarım. Kapı o lanet çeneni. Sen buradan çıkınca seni tanımayacaklar bile. Sen yapayalnız. Kerem bile senden utanıyor. Onun da hayatını mahvettin. Kendi öz oğlum bile senden nefret ediyor. Sen yapayalnızsın Zümrüt Taşkıran. Acınacak ailesin. Ve ne yaparsan yap. Ellerindeki kan temizlenmeyecek. Yaptıkların kabus gibi çökecek üstüne. Sen cezanı hem bu dünyada hem de öbür dünyada fazlasıyla çekeceksin. Duydun mu beni? Acıyla yaşayıp bir başına, bu pis delikte tek başına, pişmanlıklarında ölüp gideceksin. Ve ben artık sana acımayacağım bile. Çünkü sen bunu bile hak etmiyorsun. Allah seni nasıl biliyorsa öğrenmişsin. Ah!
Hanımefendi iyi misiniz? Şu son seçtiğimi kullanalım. En iyi malzemeden kullanalım, ne olur ne olmaz. Merak etmeyin. Toprak çöktükçe sorun oluyor. Biz önlemimizi şimdiden alalım. Bir sorun çıkmaz. Peki tamam. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Sağ olun. Gitmedin mi? Ben de gidecek bir yerim var sanıyordum ama yanılmışım. Hayırdır? Ne oldu Kerem? Azra beni affetmedi. Üzüldüm. Ben de ama yapacak bir şey yok. O da haklı. Onlardan başka kimsem kalmadı. O nasıl laf öyle Kerem? Aşk olsun. Biz varız. Biz de senin aileniz. Hem benim çocuklarım senin yeğenlerin. Annemin bu kadar günahından sonra çocukların yüzüne nasıl bakarım Çınar? Bak Kerem. Annen ne yaptıysa acısından yaptı. Bazen onu da anlamaya çalışıyorum. Kolay değil. Evlat acısı zor. Annen iki tane pırıl pırıl evladını kaybetti. Ben doğmamış çocuğumu kaybettiğimde ne acılar çektim. Kim bilir onun içinde ne fırtınalar koptu. Belki de. Ama kin ve nefret annenin gözlerini öyle kararttı ki hem kendinin hem de bir sürü masum insanın hayatını mahvetti. Sonunda da kaybetti. İyi de oldu aslında. Toprak da seni ayıramadı. Ne yaptıysa olmadı. Bu da onu daha da hırçınlaştırdı. Toprak gibi bir karın olduğu için çok şanslısın Çınar. Seni seven bir kadın. Ne olursa olsun bırakma yani. Toprak hayatımda olduğu için o kadar şanslıyım ki. Çok şanslıyım, çok. Eğer benim yerimde bir başkası olsaydı, benim yaptığım hataları yapsaydı, şimdi çoktan yapayalnız kalmıştı. Lale ve eşim. Belki de hiç karşılarına çıkmasaydım Kerem. Hiç tanımasaydım onları. O zaman Lale'nin de, eşimin de bambaşka hayatları olurdu belki. Hiç bunları yaşamazdık. Ama onları tanımasaydım, şimdi iki tane pırlantam, dünya güzel evladım olmazdı. Onlar bana bu hayattaki en değerli varlıklarımı verdiler. Umarım beni affederler. Eminim affetmişlerdir. İkisi de seni çok sevdi. Umarım. Hadi gidelim. Nereye? Eve. Eve mi? Yalıya. Orası senin de evin Kerem. Sanık Zümrüt Ilgaz, Recep İleri, Hasan Yıldırım gelsin. Makamının ekleyeceği bir şey var mı? Hayır Sayın Hakim. Sizin ekleyeceğiniz bir şey veya dinlenmesini istediğiniz bir tanık var mı? Hayır Sayın Hakim.
Karar. Mahkememiz tarafından 2013'e 1423 esas sayılı dosya incelenmiş olup dosya kapsamındaki tüm deliller toplanmıştır. İddia makamının tanıklarının da dinlenmesiyle sanık Zümrüt Ilgaz'ın sanık Recep İleri'ye para vererek azmettirmek kaydıyla Toprak Ilgaz'ı öldürmeye teşebbüs suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 35'e 2 maddesi gereği 20 yıl hapis cezasına hükmedilmesine, Sultan Yeşilyurt'un ölümüne sebebiyet vererek Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesi gereği taksirle adam öldürme suçundan 6 yıl hapis cezasına hükmedilmesine, Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesi gereği Münevvel Yeşilyurt'u kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Ceza çektiğini görmeye geldim anne. Kerem. Ne olur bırakın. O benim oğlum. Birazcık yüzümü seyreteyim lütfen. İyi bak yüzüme. Bak da gözlerimdeki acıyı gör anne. Bir katilin acı içindeki oğlunu gör. Utancımı, nefretimi, ezikliğimi gör. Bu kadın Zümrüt Taşkıran. Benim annem. Ve o bir katil. Hayır Kerem, ne olur yapma. Lütfen. Bu kadın masum insanları gözünü kırpmadan öldüren bir katil. Herkese acı verdi. En çok da bana. Benden kardeşlerimi, annemi aldı. Ben her şeyi sizin için yaptım. Hayır anne. Kendin için yaptın. Bitmek bilmeyen hırsların için yaptın. Herkesin canını yaktın. Benim de. Ama şimdi o yaraları kim sarıyor biliyor musun? Benim ailem kim biliyor musun? Toprak ve Çınar. Yok. Buna izin veremem. Hayır. Sen ne kadar uğraşsan da onları yıkamadın anne. Sana rağmen bana kol kanat gerdiler. Ben tam her şeyi, herkesi kaybettiğimi düşündüğüm an bana kucak açtılar. Benim artık bir ailem var Zümrüt Taşkıran. Buraya sırf bunun yüzüne haykırabilmek için geldim. Bu günü, bu anı asla unutma anne. Çünkü bana dair hatırladığın tek şey bu olacak. Affettiniz mi Zümrüt Hanım? Affetmek mi? Bu ne biçim soru? Bana kızgın değilsiniz değil mi? Ben sizin biricik sevdanızım. Zümrüt'üm ben. Sevdalandığım gözler bunlar değildi. Bu ne
nefret dolu, hıyanet dolu bakışlara aşık olmadım ben. Benim mahitabım dediğim kadının yüreği böyle kirli değildi. Hırsları uğruna can almazdı. Susun ne olur. Lütfen. Pusulasını yitirmemişti o kadar. Ben de kaybolmuştum o vakitler. Siz elimi tutmuştunuz. Yüreğimi yüreğinize emanet etmiştim. Mesut olmayı hayal etmiştim. Hala olabiliriz. Olduk da. Ne olur. Ben çok pişmanım yaptıklarımdan. Lütfen beni affet. Yalvarırım. Siz canınızdan kopardığınız evladınıza bile onanmaz yaralar açtınız. Düşünmeden, acımadan etrafınıza fenalıklar saçtınız. Durdurmak istedim. Lakin beni dinlemediniz. Yılmadınız. İçinizdeki kötülük giderek her yanınızı, tüm benliğinizi sardı. Karşımdaki kadın benim mahitabım değil. Ben onu o gece tek kurşunla öldürdüm. Ben o acıyla yaşamaya devam edeceğim. Ne yazdığınız mektuplar, ne gözyaşlarınız. Bu hakikati değiştiremez Zümrüt Hanım. Siz de beni öldü bilin. Sevdamı alıp bana bıraktığınız acılarla gidiyorum. Eğer biraz gururunuz kaldıysa, bir daha hiçbir şekilde yoluma çıkmazsınız. Hayır Necim Bey, ne olur gitmeyin. Beni bırakmayın, ne olur yalvarırım. Ne olur. Beni bırakmayın Necim Bey. Yalvarırım bunu bana yapmayın. Ne olur gitmeyin. Necim Bey ne olur. Yalvarın Necim Bey. Ne olur yapmayın. İşini hallet, dışarıda Leyla gardiyanın yanındayım. Kaçacak değilsin ya, yine de bil. Ellerindeki kan temizlenmeyecek. Acı içindeki oğlunu gör. Utancımı, nefretimi, ezikliğimi gör. Benim sevdalandığım gözler bunlar değildi. Bu nefret dolu, hıyanet dolu bakışlara aşık olmadım ben. Siz de beni öldü bilin. Sevdamı alıp bana bıraktığınız acılarla gidiyorum. Thank you.
Elveda aşkım. Elveda anneciğim. Yusuf'a bir mektup yazmaya başlayınca Yusuf diye başladı, Yusuf diye bitirdi. Gördü ki hitaptan öteye geçemedi. Anladı ki aşkın namesinde sernameden öte kelam yok. Ve Züleyha'nın lügatinde Yusuf'tan öte sözcük yok. Yusuf dedi, kelamım artık sende hükümsüz. Ama kelamımın hükümsüz kaldığı bu yerde beni küçümseme. Bil ki kelamdan da öte sadece ah var. Ah ki dünya onun üzerinde durur. Gök kubbe onun hararetiyle döner. İşte bütün hikaye. Kim düştü kuyuya? Yusuf mu, Züleyha mı? Zindan kimin kaderi? Yusuf'un mu, Züleyha'nın mı? Yusuf da Züleyha da yok aslında. Hepsi o bir. Üzdüm sizi. Bir dahakine başka bir kitap bakarım. Eğlenceli bir kitap bulmaya çalışırım. Anlaştık o halde. Zümrüt Hanım'ın ilaç saati geldi. Bana verin efendim. Bugünlük bu kadar yeter diyorsanız Cümrüt Hanım'ı odasına alalım. Aferin size. Ben getiririm kızım. Peki efendim. Tamam Çınar, Berk al. Anneanneciğim, dedeciğim. Biz geldik. Hoş geldiniz çocuklar. Gel. Anneanne, sana çiçek getirdik. Bana ver oğlum. Tatil bitti anneanne. Vedalaşmaya geldik. Bir dahaki sefer daha uzun kalırız. Söz. Kaç aldın sen matematikten? 3. Oo, peki. Hamburger mi, pizza mı? Pizza. Koş bakayım hadi. Şu yediklerini erit biraz. Hem matematiğin zayıf, hem sürekli yiyorsun. Anne, anne, baba, baba. Ben hemen geliyorum. Yıldan ayrıldığımız zaman bu kadar mutlu olacağımızı hiç düşünmemiştim. Nereye gidersek gidelim mutsuzluk peşimizi bırakmaz gibi geliyordu. İçimde hep bir korku vardı. Ama bak, hiçbir şey olmadı. Olmadı. Zaman bütün yaraları sarıyormuş. Biraz izi kalsa da her şeyi güllendiriyormuş. Ben mutlu olacağımızdan emindim. Hatırlıyor musun? Yalıdan ayrıldığımız zaman sana bir söz vermiştim. Bundan sonra ağlamak yok. Sadece güleceğiz, hep mutlu olacağız diye. Bak işte toprak. Sözümde durdum. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum toprak. Ama ben kıskanıyorum siz böyle yapınca. Sen kıskanıyorsan o zaman gel bakayım prenses. Gel sen buraya Tom Cruise, gel. Gel oğlum. Acıktım ben anne. Oğlum sen de sürekli açsın. Amma obursun be. Tamam tamam. Bak. Hep beraber buradan çıkışta pizzacıya gidiyoruz. Yaşasın!
Otel çok sıkıcı. Odamı özledim ben. Odanı mı özledin yoksa Beliz Hanım'ı mı? Görürsün sen şimdi. Ablanı rahat bırak bakalım. Oğlum ayıp, oğlum ayıp. Lale durun lütfen. Yapma, yapma. Hanımefendilerin saçı çekilir mi? Ayıp, gel bakayım buraya sen. Gel bakalım güzel kızım, gel. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Bida, 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 bida.